Görüşürüz. Güler Hanım kimdir Güler Hanım? Şehriban Hanım'ın kız kardeşi. Şehriban Hanım'ın kız kardeşi Güler Hanım telefon attığında. Güler Hanım merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi hoş geldiniz akşamlar. Canlı yayına. Alo. Alo Esra Hanım, iyi yayınlar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok şükür iyiyiz, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz vallahi. Zeynep abla geldi. Evet. Oğlumla görüşemiyorum dedi. Evet. Damadınız da yayına bağlandı. Evet. Bir de sizden dinleyelim. Esra, benim o konuyla konuşacak bir şeyim yok. Ben oradaki anne oğul arasındaki meseleye ben karışmak istemiyorum. Ben aynı evde kalmıyorum. Zeynep bilir. Ben 6-7 yıl burada dışarıdaydım. Ama benim kız kardeşimin ismi geçiyor orada. Dilber Hanım'ın mı ölmüş, ismi geçti? Evet, ölmüş kız kardeşimin ismi geçiyor. Benim kız kardeşimi evlendirdik. Onun söylediklerinde hiçbir gerçek payı yok. Hepsi yalan. Çünkü benim onun babası ikinci evliliğiydi. O kız küçüktü. 3-4 yaşlarında bir şeydi kız. Evet. 6 yaşındaydım. Hayır, okula gitmiyordum. Küçüktüm. 4 yaşında falan. 6 yaşındaydım. Hanımefendi hatırlıyorum. Kaç doğumlusun? Hayır. Ben 89 doğumluyum. 89 doğumlusun. Ben 56-58 yaşındaki kadınım. Benden iyi mi biliyorsun? Ama hatırlıyorum. Onun da bir yıllarındaki doğum tarihi belli Güler Hanım. Için vefat etti? Ben konuştum canım. Kısaklı bende bir saat. Sen konuştun. Tabii dinliyorum. Dinlemeyi çok istiyorum sizi. Kız kardeşim 24 yaşındaydı. Evlendi bunun babasıyla. Tamam. Onun babası onun kendi annesini boşamış. Kendi annesi neler çıkmış anlatıyor. Onu niye anlatmıyor da babasını aklamaya çıkmış oraya. Meselemiz... Siz niye kız kardeşinizi verdiniz bunları biliyordunuz da? Benim... 24 yaşında bir rahatsızlığı varmış iddiası. Hayır, o yönde. Bizim hiçbirimiz ona vermeye razı değildik. Kız kardeşinizin tamam, rahatsızlığını biliyor muydunuz? Kız kardeşinizi vermişsiniz. Benim annemin torunuydu. Benim annem vereceğim dedi, verdi oraya. Biz dedik bundan herif olmaz. Siz bunu vermeyin. Hiç bütün kardeşler karşıydık. Buna verildi. Benim kız kardeşim gitti, hamile kaldı. 7 aylık hamileydi benim kardeşim. Evet. Bunlar bizi göstermediler. Bunun babası biz kesinlikle ev içine alacak demediler. Benim babamın aslan gibi oğulları var. 6 kardeşidir. Niye ev içine alsınca onu? Kendileri o umduğundan gelmiş. Bu yandan da umduğunu bulamayınca o lafı çıkarttılar. Benim kız kardeşimi düve düve öldürdüler. Ankara Hacettepe'de zat raporları var. Ben yanda refakatçıydım. Çıkartırım o raporları, getiririm onun babasını. Hapse sokarsın, öldürürüm, benim aklımı açtırmaz. Güler Hanım, cenazeye eşi katıldı mı? Hayır, eşi katılmadı. Kimseye koymadık. Çünkü doktorlar bize darp var. Bu çocuk darp almış. Bu çocuk dopa yemiş. Bu çocuğun karnındaki çocuk dopayla ölmüş. Benim bacım yüksek tansiyondan... Beyin kanaması şiddet geçirdi. Gördüğü için mi beyin kanaması geçirdiğini iddia ediyorsunuz siz? Evet. Babanın ismi neydi? Rıfat. Rıfat Bey'in söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Peki anne bebek aynı yere mi gömüldü? Evet. Çünkü biz onları koymadık. Gözümüze yani sürece falan lafı yalan. Hatta babam da bize kızdı. Dava edelim şunu dedik. Bırak akrabayı dedi. Onun ömrü öyleymiş dedi. Babam bize karşı geldi. Şimdi keşke o zaman dava etmiş olsaydınız. Bugün bu açıklamayı yaptığında dönerdiniz, derdiniz ki bakın bu evraklar neleri söylüyor, siz burada neyi anlatıyorsunuz? Esra abla bir şey sorabilir miyim? Güler Hanım, Güler Hanım size bir şey sormak istiyorum. Lütfen dinler misiniz? Ben sizi tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum zaten. Ben seni hiç tanımıyorum. Ben o çocuğum özgürlüğüne dahil. Tamam. Ben attım. Tamam, raporu gösterirsiniz, o sıkıntı değil. Benim size sadece sormak istediğim şu. Aslında o raporu gösterin bence de en azından babanın içindeki o tüm kuşkular, tüm sorular bir cevap bulsunlar. İcabi Bey, neden babam adına imza attı? Güler Hanım. Ben de anlatayım. Güler Hanım, babam adına neden İcabi Bey imza attı? Evet, ben eşiyim. Bu çocuğu hemen alın diye neden imza attı? Ya bu nasıl yalan? Nasıl bir yalan? İcabi Bey, hastaneye gitmedi bile. Bu nasıl bir yalan? Ben kendi kardeşimle ben vardım orada. Tamam, kim attı imzayı o zaman? Siz söyleyin. Bizim duyumlarımız bunlar. Ben, Güler Hanım. O çocuk otopsi yaptı. Otopsi imzasını ben attım. Ben de hastaneden geldiğim için cenazeyi atmaya bile benim kardeşim bayağı bir zorluk çekmiş benim imzam olduğu için. Ya bu nasıl bir yalan? Biz niye tanıyalım? O bizim kardeşimizin tek bir çocuğuyuz. Keşke yaşasak. Peki Güler Hanım, hattan ayrılmayın lütfen. Rıfat Bey telefon hattında sizin söylediğiniz her şeyin açıklamasını ve cevabını vermek için telefon hattında bekliyormuş. Rıfat Bey.
Buyurun. Hoş geldiniz canlı yayına. Güler Hanım telefon attığında rahmetli eşinizin kız kardeşi. Evet. Yani zamanında o kadıncağızın ölme sebebi aslında siz misiniz? İddiası bu yönde. Şiddet uyguladığınız için hastanelik olmuş. Evet. Yani zamanında o kadıncağızın ölme sebebi... Televizyondan dinliyor. Evet. Rıfat Bey, beni sadece televizyondan, pardon telefondan duyun lütfen. Evet, buyurun, dinliyorum şu anda. Alo. Alo, buyurun. Heh, Güler Hanım'ın söylediği soruyu, söylediklerini duydunuz mu? Evet, duydum. Onun hepsi bana karşı hakarettir yani. Evet. Ne gibi? Hakaret yani, bana sadece hakaret ediyorlar diye. Çünkü Esra abla benim annemle de evlendi. Şu anki hanımıyla da evli, mutlu. Şöyle bir şey var. Dayaktan birisi ölse ya bunu başvurun o zaman. Bu o zaman çıksaydı ortaya. Gerçekten dayaktan ölmüş diye bir şey yok. Kadın hastaymış. Bir şikayet olmasa bile devlet hastanesine evet. Gitmişler. Kamu adına soruşturma başlatılırdı. Kesinlikle. Yani böyle bir rapor varken. Bunu siz yalnızca biliyorsanız ve evraklarda da bu varsa, otopsi de yapılmışsa o anlamda hani çocuğun ve annenin ölümü darp nedeniyle ise bu şikayete tabi bir şey değil. Ölüm var, bu resen soruşturulurdu. Ben Rıfat Bey'e sormak istiyorum. Eşinizin bir rahatsızlığı var mıydı? Avukat Hanım, sana şöyle bir sorum olsun. Bu hanımın önceden rahatsızlığı varmış, sarrası varmış ama ben evlendiğim güne kadar hiçbir hanımımla bu rahatsızlığı yaşamadım. Ama hanımın affedersin, sarası olduğundan daha benim yanımda su yasağı varmış, suya girme yasağı varmış. Daha hanım benimle birlikte bir türlü yani banyosunu yapmadı yani. Hani bunlar yönetiyordu, bunların için, bunlar ne diyorsa onu yapıyordu, uyguluyordu yani. Hanımın yerine göre benden bir türlü daha yakınlığı yiyordu yani. Sarası vardı. Evet. Evet. Peki. Güler Hanım. Güler Hanım telefon hattında mı? Peki ben aslında Güler Hanım'a şunu da sormak istiyorum. Şimdi yıllar öncesinde Dilber Hanım'la alakalı bu konu konuşulduğunda rahmetli kız kardeşi adına açıklamayı yapıyor. Ama diğer tarafta Zeynep'le Mehmet konusunda kız kardeşiyle ilgili Şehriban'la alakalı hiçbir soruyu cevaplamıyor. Peki söyleyecek başka da bir şey yok. Telefon hattına da değmiş şimdi. Diğer konularıma da geçeceğim. Ama oradan gelen Mehmet Cuma günü enteresan bir cümle kurmuştu. Bunlar tutulmuş insanlar diye. buradaki hikayenin ve geçmişte yaşananların hiçbirinin tutulmuş olamaz. Herkes yaşadıklarıyla asla. Zaten kesinlikle. Ortada. Sizi şimdilik uğurluyorum. Tamam. Gel. Sıra.